Merhaba, bugün sizlerle makyaj koleksiyonumu karıştıracağız biraz. Daha doğrusu aldıklarımı karıştıracağız. Yeni eve taşınırken ben aslında bir posta makyaj koleksiyonumu eledim. Ancak yine de çok ürün var. Biraz daha elemek istiyorum. Şöyle yapacağız. Aldık çekmecesindeki aldıkları hep beraber dökeceğiz. Sizlere marka marka, renk renk niye sevdim, niye sevmedim onları açıklayacağım. Bazı ürünlerin tarihleri geçti, onları ayıracağız. Bazılarını hiç kullanmadım. Bazılarının da renk tonu bana çok gitmedi. Verilecek, hediye edilecekleri de ayıracağım. Umarım bu tarzda içerik sizin için keyifli olur. Lafı daha fazla uzatmayayım. Bakalım aldık çekmecesi ne hale gelmiş. Hep beraber görelim. Aldık çekmecesinin durumu bu şekilde. Şimdi masanın üstüne dizelim. Sonra teker teker her ürünü elden geçirelim. Bakalım hangileri kalacak, hangileri gidecek. Hep beraber karar verelim. Çekmeceyi tamamen boşalttım. Hadi bakalım. Çok fazla aldık var. Hepsini dizdim. Manzara korkunç gözüküyor. Benim satın aldıklarım var. Önceki senelerden, markalardan gelenler var. Elemeye başlayalım şimdi. İlk olarak büyük paletlerden başlayayım ki biraz ortalık açılsın, sizlere daha rahat göstereyim. Elimden çıkarmayacağım bir palet var. La Femme diye bir Fransız kozmetik markası var. Bunlar böyle tekli olarak pan allık şeklinde satılıyordu. Ben bu paleti oluşturalı 2 sene çok rahat oldu. Ama elimden çıkarmayacağım. Hem renkler çok güzel hem de pigmenti öyle böyle değil. Tarihi geçmesine rağmen en azından FX makyajlarında vesaire kullanırım. Hani bu renkleri bulmam zor olabilir bir daha. Çok güzel renkler var. Hatta ilk ben bu palette hangi renkler bana daha çok yakışıyor, hangi tonda aldıklara yönelmeliyim diye deneme yanılma yapmak için çok kullanmıştım. Bir tane pan gördünüz, ben aldığım zaman 2 dolardı. Bütün bu gördüğünüz paleti neredeyse Nars'tan 2 tane allığa oluşturabiliyordunuz. En azından makyaja başlamak, kendime uygun renkleri kullanmak adına benim için çok yararlı bir palet olmuştu. Güzel bir palet bu, bunu bozmayı düşünmüyorum. Bunu direkt çekmeceye geri koyacağım. Öyle ki yani elden zor çıkıyor. Görüyor musunuz? Büyük paletlerden devam ediyorum. Maybelline'in bu allık paletini çok severek kullanıyorum. Hatta bir favorilerime de koymuştum. Ben almıştım. Daha sonra marka PR paketini yollayınca elimde 2 tane oldu. Bunu hediye etmek üzere ayırıyorum. Renkleri gördüğünüz gibi çok güzel. The Balm'ın allık ve ruj olarak kullanabilecek bu paletini almıştım. Bunu alalı sanırım 1,5-2 sene oldu. Ne yapayım, bu kalsın mı? Ben en çok şu iki rengi kullanmıştım. Baya. Tamam, bu da kalsın. İyi durumda gözüküyor. Böyle giderse ben bunları hiç şey yapamayacağım. Fırçalarını çok övdüğüm Zoeva markasından bu hediye gönderilen ürünlerden biriydi. Allık paleti. Şu 2 ton benim cildimde asla gözükmüyor. Şimdi göstereceğim size. Açık 2 ton ve koyu 2 tonu. Çok belli, belirsiz. Öbürleri güzel pembe aslında ama elimde çok allık var. Ben bunu verileceklere ayırıyorum. Bir diğer sevdiğim allık paleti de NYX'in allık paletiydi. Şöyle renkleri göstereyim. Renkleri çok güzel. Bu paleti de saklayacağım. NYX'in şu bake allıklarına bakalım. Bunları Face Awards yarışması döneminde göndermişlerdi. Bir kere baştan söyleyebilirim. Şu 2 renk bende asla gözükmeyecek. Şekil 1A. Belli belirsiz bir renk veriyor. Bu ikisine elveda diyeceğim. Sugar Mama ve Spanish Rose rengi. Benim ten tonuma yakınsanız asla gözükmüyor cildinizde. Bunları verilecekleri ayırıyorum. Bu biraz daha böyle bir pembelik veriyor ama doğala yakınmış bu seri. Ben şu anda çok yoğun uyguluyorum elimle. Ona rağmen çok renk vermiyor. Fırçayla daha bile hafif olacak. O yüzden sadece şu rengini tutmak istiyorum. Pink fetish rengini tutacağım. Diğer rengini Statement Red diyor bir de. Kırmızı diyor bu tona. Bunu da verileceklere ayırıyorum. Smashbox'ın bu paletini de severek kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Özellikle şu baştaki rengi
Bayağı bir sömürdüm. Benim sevdiğim daha mürdüm tonlarına yakın. En çok palette onu kullandım. Güzel hafif bir pembe allığı var. Bir de gene çok hafif aydınlatıcısı var. Sadece açıkçası bu renk için tutmaya devam edeceğim. Çünkü bayağı sık kullanıyorum bunu. Bu Stila'nın bir allık paleti, krem allık paleti. Renklerin yoğunluğunu kendiniz görebiliyorsunuz. Çok çok severek kullandığım bir palet. Bunu saklıyorum. Zaten biraz hırpalamışım, belli oluyordur. Çok severek kullandığım bir palet. Bunu tavsiye ederim. Stila'nın Convertible Color Lip and Cheek paleti. Her rengin ismi de arkasında yazıyor. Ayrıca bunları tekli olarak da alabiliyorsunuz. Normal krem allık tekli de satılıyor. Hani diyelim bir rengi çok beğendiniz. Sadece o rengi satın alabiliyorsunuz. O yüzden severek kullandığım bir palet bu. Eğer krem allık ihtiyacınız varsa bu palete bakın bir bence. NYX'in krem allıklarından devam ediyorum. Bunları Amerika'dan ben almıştım. Ben alırken 2 alana bir bedava, 3 alana bir bedava öyle kampanya vardı. O yüzden hani standta ne rengini bulduysam deneme amaçlı aldım. Bunların bir 3 senesi vardır. Birazcık dokuları değişmeye başlamış. Eğer allık bu hale geldiyse artık beni at diye bağırıyor. Bu çöpe gidecek. Bu rengi de çok severek kullanıyordum ben. Tabii yoğun sürünce ben böyle palyaço gibi gözüküyor ama sadece bunu saklayayım ben ki rengini unutmayayım. Diva rengi kremallı. Eğer böyle buğday tenliyseniz çok güzel gözüken bir allık. Onu yenilerim. Şuna bakalım. Biraz üst katmanı donuklaşmış vesaire. Hiç cildimizi riske atmaya değecek bir durum yok. O yüzden bunları elimden çıkaracağım. Gerçekten eğer krem allık ihtiyacınız varsa uygun fiyatla arıyorsanız NYX'inkilere bakabilirsiniz. Devam ediyoruz. Ha, NYX'in şunlardan bir tane daha varmış. Kaçırmışım onu. Bu da belli belirsiz. Bunu da verilecekleri ekliyorum. Benim cildimde gözükmüyor. Eğer bir allık şu kıvama geliyorsa, yani şöyle gözükmüyorsa, tek renk böyle gözüküyorsa, bu artık zamanını doldurmuş ve çöpe gitmesi gerekiyor. Bu çöpe gidecek. Aynı şekilde nasıl bozulduğunu görüyorsunuz kozmetik ürünlerin. Şu da benim cildimde asla gözükmüyordu. Almıştım ama yani allık mı? Geçiş farımı belli değil. Bu da gidiyor. Şu renk çok güzel gözüküyor ve ben bunu niye bayağıdır hiç kullanmamışım? Bu da kalsın. Güzel, güzel bir tonu var. Bu iyi gözüküyor ama doğru düzgün pigment vermiyor. Böyle leke leke bir garip duruyor. Bu da gidiyor. Bu ikisini çekmeceye geri koyuyorum. Elf'ten şöyle bir allık almıştım. Bu baya değişik aslında. Hamurumsu pati falan diyorlar diye İngilizce'de onlara benziyor. Bunun inceleme videosu falan olabilir. Rengi çok güzel çünkü. Hani şöyle baktığınız zaman bir garip hamur, oyun hamuru gibi gözüküyor. Hadi bu kalsın bakalım. Belki bir inceleme videosu bir şey yaparız. Milani'nin allıklarına geldik. Özellikle şu ikisini çok severek kullanıyorum. Onlar geri çekmeceye girecek. Bir tane şöyle fazla simli bir allık aydınlatıcı karışımı bir şeyi var. İçinde böyle hare hare simler var. Birazcık dansöz şey gibi gözüküyor. Diğer renklerini de göstereyim. Çok severek kullanıyorum çünkü. Şöyle ikisi de. Birbirine yakın. Biri daha morumsu, biri daha kızılımsı. MAC'ten şöyle bir allığım vardı. Aslında bunu sadece ambalajı için tutuyorum. Hatta ambalajı için bile almış olabilirim. MAC'in ilk koleksiyon ürünlerinden falan biriydi bu. Yani rahat bir 10 senesi vardır. Sadece Hello Kitty'yi çok severim ben. O yüzden onun ambalajından atmaya kıyamamıştım. Asla cildimde gözükmüyor. Birkaç kere far olarak kullandım ama yani benim cildimde imkanı yok. Yanlış bir alışveriş olmuş. Ama çok sevimli diye atmaya kıyamıyordum. Gördüğünüz gibi yani hiç belli olmuyor. İşe yaramayan şeyleri artık elimden çıkaracağım. Bu da gidiyor. MAC'ten başka bir allığım var. Warm Soul.
Aslında bu en klasik MAC aldıklarından biridir ama göstereceğim. Bu hediye gelmişti bana. Bu da cildimde gözükmüyor. MAC diye saklamak istiyorum ama artık yeni bir sayfa açalım hadi. Chanel'in bu allığı muhtemelen artık üretilmiyor ama bunu çok kullandım. Nars Orgazm'a benziyor aslında ama içinde böyle altın parçacıklar olmadığı için gözenekleri abartmıyor. O yüzden çok sevdiğim 6,5 gram ürünü ben 2 sene, 2,5 senedir kullanıyorum hala şu vaziyette. Bayağı bereketliymiş bu da. Selader'in bir allığı Pinkies rengi. Şöyle göstereyim. Güzel bir pembe bu. Normalde benim yanaklarım kızardığı zaman falan bundan biraz daha fazla oluyor. Güzel bir allık tonu. Çok natürel duruyor. Bunu da çekmeceye geri koyuyorum. Bunu ben ne zaman aldım? Ben mi aldım? Nix mi gönderdi? Bakalım beraber. Çok koyusun sen ya. Hem kahverengi hem de sedefli. Esmer birine daha uygun bu. Bunu da verilmek üzere ayırıyorum. Başka bir Nix ürünü. Bunu da o Amerika'daki indirimden almıştım. Şöyle karıştırarak da kullanabiliyorsunuz. Renkleri ayrı da kullanabiliyorsunuz. Ama çok kullandığım, beğendiğim bir ürün olmadı. Bu da gitsin artık. MAC'in allıklarından harmoni rengi var. Aslında bunu allık dememek lazım kontür için. Cildimde çok gözükmüyor. Çok belli belirsiz. Özellikle bronzer vesaire sürdükten sonra kontür için yeterli bir renk vermiyor benim cildimde. Ama gene de çok böyle güzel bir ton, soğuk bir ton. Göz makyajında da kullanılabilecek bir renk. O yüzden bunu da saklıyorum. Bir Instagram kozmetik satıcısı böyle LA Girl'ün ürünlerini göndermişti. Bu LA Girl'ün stick allığı da vardı. Yok beğenmedim. Sürümünü bile beğenmedim. Bu ya tarihi geçmiş. Böyle yağlı yağlı bir his bırakıyor. Uygulasam alttaki makyajı bozar. Hiç gerek yok. Bunu elden çıkarıyorum. Jordana diye bir Amerikan kozmetik markası var. Gene bunları da o benzer bir kampanyadan almıştım. İki alana bir bedavaydı. Şu iki rengini çok kullandım. Farkındaysanız hep böyle daha bordomsular, kiremitlere yöneliyorum ben. Şunu neredeyse hiç kullanmamışım. Şeftalimsi. Aslında bu değişik bir tonmuş. Bunu ayıralım. Bakalım. Artık elimin üstünde de hiçbir şey dağılmıyor. Kaç tur sildim ya. Bu far olarak güzel olabilir. Bu pembeler hiç benlik değil ya. Yok. Hele şu benim cildimde hiç gözükmüyor. Bunlar da gidiyor. Bu dört rengi saklıyorum. Catherine Arley'in allıkları vardı. Renkler çok güzel. Biraz tozutuyorlar ama elimde bunlara yakın çok allık var. O yüzden şöyle bir göstereyim yine de size. Şu biraz fazla simli. Şu da çok koyu. Bir tek şunu saklayacağım. Diğerlerini vereceğim. Bobbi Brown'un yaz koleksiyonundan bir aldık. Bu gerçekten çok güzeldi. Bunun içinde ışık yansıtıcılar var ama böyle pul pul simsim biraz duruyor ama yaza çok yakışacak bir ton. Biraz bu elden devam edeyim. Çünkü öbür elimi artık şey tutmuyor, dağılmıyor. Cildim o kadar kurudu silmekten. NYX'in bu ombre blushlarından göndermişlerdi. Şöyle bir bakalım. Yok benim için çok pembe. Bunu da verileceklere ekliyorum. NYX'in ombre blushlarından 05 rengi. Bu aralar herhalde en çok kullandığım allık bu. Bobbi Brown'un. Ne kadar hırpalamışım belli oluyor zaten. Blushed Rose rengi yanakta çok çok güzel duruyor. Elimde Nars'ın birkaç tane allığı var. Bunu indirimde almıştım. Ve Vepa grubun dönemsel böyle her kış indirimi oluyordu. Oradan almıştım. Değişik, enteresan bir renk kalsın bu.
Şu zaten çantamın vazgeçilmezi. Her ne kadar orgazm rengi kırılsa da Laguna orgazm ikilisi. Laguna'nın da tam boyunu almaya bu şeyle karar verdim. Orgazm da zaten klasik. Hani Nars'ın güzel allığı. Bunu da severek kullanıyorum. Bu ikisi kalacak. Nars'ın lokum. Lokum muydu bu? Evet. Rengi çok güzel ama birazcık dokusu kendini kaybetmeye başladı. Rengi tam benlik. Üst dokusunu almakla kurtarılacak gibi gözüküyor. O yüzden bunu şimdilik rengi çok güzel olduğu için saklayacağım. Nars'ın paketlerinde en sevmediğim şey şu işte. Asla ilk günkü aldığınız gibi böyle güzel kalmıyor. Gelelim Benefit'in bu ikililerine. Bunları çok severek kullanıyorum. Tam yazlık. Bunları seviyorum. O yüzden elden çıkarmayacağım. Doğala yakın, eğer güzel fırçayla dağıtırsanız doğala yakın bir uygulama yapıyor. Kafamda bir makyaj videosu var. Orada kullanırım diye kimseye de vermek istemedim. Açmadım da. Bu kalsın. O videoda kullanmak istiyorum bunu. Bir başka favorim olan ürün. Bunu favorilerime de eklemiştim. Bobbi Brown'un yaz koleksiyonundan yukarıdaki aydınlatıcı acayip güzel ıslak bir bitiş veriyor. Alttaki de gene bu aralar çok sık kullandığım bir krem allık. Gene doğala yakın. Benim yanağım kızardığı zaman tam bu ton alıyor işte. Severek kullandığım bir ikili bu. Hemen çekmeceye geri dönüyor. Bu da Cushion allıklardan. Bunu Kore alışverişim videosunda Kore'den almıştım. Çok acayip rengi. Şöyle göstereyim de ucunda kendinden süngeri var. Gene cildimde asla gözükmeyen ürünlerden biri. Yok bu olmadı ne yazık ki. Şöyle bakınca daha koyu olacakmış gibi düşünüyorsunuz ama asla hiçbir şey yapmıyor. Yani aydınlatıcının bile cildimde etkisi daha yüksektir. Bir tane daha Cushion allık. Etude House'un bu seferki. Şöyle göstereyim. Yani şunu ancak Kore makyajı falan yaparsam orada kullanabilirim. Aslında fena değil. O yüzden saklayayım bunu. Belki bir Kore makyajı yaparım. Ancak onların yanaklarına uygun çünkü bu ton. Normalde kullanılabilecek kumral birinin kullanmasına uygun bir allık değil. Yves Saint Laurent'in kissen blushları çok popülerdi bir ara. Hala popüler. Özellikle yaz için ben çok uygun bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bir tanesinin dışında hiçbirini ben satın almadım. Markanın hediyesiydi. Şundan çiftlemiş hatta bir tane de hiç kullanılmamış var. Bu mesela 06 rengi. Bir tarafı kahve, bir tarafı daha böyle gül kurusu. Karıştırdığınız zaman şöyle çok doğal gözüküyor. Şu tarafı pembe kısmı, bu tarafı kahve kısmı. Hava sıcak olduğu için biraz erime yapmış. Halbuki hiç kullanılmamıştı. Bunu da verileceklere ayırıyorum. Şu da çok güzel gözüküyor. Evet. Baya güzelmiş bu. Çok güzel kremsi dağılıyor. Baya başarılıymış. Markaya çok teşekkür ediyorum. Sleek, Türkiye'ye gelmeden önce satın almıştım. İngiltere'deki web sitesinin Türkiye'ye gönderimi vardı. Tabii sitede gözükenle gelen arasında müthiş fark olabiliyor. Biraz tonları iddialı. Şöyle göstereyim. Oldukça iddialı. Artık cildimde dağıtacak yer kalmadı. Çok güzel gözüküyor ama şu üçlüyü saklayacağım. Şöyle göstereyim. Böyle bir renkler yok yani. Yok bunu çıkaramam elimden. Çok güzel çünkü. Şöyle bir şey yapmak istemiştim. Tekli ayrı bir palete koymak istemiştim. Bir kere şu kalıbından çıkardığınız zaman içinde hepsi çatladı. Kendi yaptığım paletin içine dağıldı. O yüzden tekrar bunlara geri koymuştum da. Renklere bir bakalım. Eğer muadili olan renklerse elimde tutmayayım hiç. Bu güzel gözüküyor. Bu kalsın. Bu çok koyu aslında. Ama göz makyajında güzel bir renk olabilir. Hadi bunu göz makyajında kullanırım. Bu da gene Nars Orgasm tarzında. Bunu da elimde tutmayacağım. Son paletimiz gene Sleek'in. Bu sefer Contour Face Form Contour paleti. Bunu da internetten almıştım. Bunun içindeki renk de
Gene Nars Orgasm tarzında biraz daha simli, içinde böyle parçacıklar bulunan bir allık. Seyahat için güzel bir palet. O yüzden bunu contour bronzer çekmecesine koyacağım. Bu kalacak. The Balm ülkemize ilk geldiği zaman aslında fiyatları gerçekten çok uygundu. Şimdi birazcık high-end'e kaymış durumda. Renklerine bakalım. 3 ton allığını almışım ben. Şu çok pembemsi. Onu da elimden çıkarabilirim. Bu da çok morumsu duruyor. Niye öyle? Bunu istemiyorum. Bir de şuna bakalım. Bunun benzeri çok allık var elimde ya. Hadi neyse, bu da güzel duruyor. Bu kalsın. Bunu da çıkaracağım elimde. Bir tek bunu saklıyorum. NYX'in bu allıkları artık formülasyonları bozulmuş. Kendini kaybetmiş. Bunlar direkt çöpe gidecek. Bunları verilmek üzere ayırıyorum. Bazıları hiç kullanılmadı. Hiç paketi açılmamışlar var. Bazılarını ben kullandım. Bazıları birkaç kere rengine bakıldı. Bunları verilmek üzere kenara ayırıyorum. Çekmecenin son hali de böyle. Biraz daha azaldı ürünler. Benim için de daha iyi oldu. Arka sıraya videolarda kullanabileceğim o cushion allıkları vesaire koydum. Paletler burada, tekli allıklar burada. Çekmecenin içine o bölümleyici şeylerden istiyorum. Henüz onlardan alma şansım olmadı. Ama görünüş bu şekilde. Oldukça ferahladı, güzel oldu. Dibi gözüküyor artık. Diğer kozmetik kategorilerinde de bu videoyu isterseniz beğenmeyi unutmayın. Benzer bir videoyu fondöten kapatıcılar için de yapabilirim. Aydınlatıcılar için de yapabilirim. Bu videoyu beğenirseniz ona göre bu seriye devam ederiz. Durum bu şekilde. Şimdilik idare edecek gibi gözüküyor. Videoyu beğendiyseniz ve bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için hem kanalıma abone olmayı hem de şu çanı tıklayarak aktive etmeyi unutmayın ki ben her yeni video yüklediğimde sizlere bildiri gelsin. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.